Şimdi sorumlulardan bahsettik. Tam da bugün gelen bir haber var. CHP'den Uludere katliamına suç duyurusu. CHP'li Tanal, sizin partinizden Mahmut Tanal İstanbul Milletvekili, sorunlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kimler onlar? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi var. Başkomutan olması sıfatıyla. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Necdet Özel, Genelkurmay Başkanı ve bu vur emrini veren tüm askeri ve sivil yetkililer hakkında. Tam da bu sizin söylediğiniz sözün üzerine geldi bu suç duyurusu. Ne çıkmasını bekliyorsunuz ya da ne olur bu suç duyurusu sonucunda? Yani kısa bir süre evvel biliyorsunuz Türkiye'de herhangi bir mine patladığında, Türkiye'de bir büyük çatışma sonucu Mehmetçikler şehit olduğunda AKP kanadından ve ona bağlı olan medyadan sürekli orduyu zan altında bırakan, ordunun bu tip eylemlerde provokatif unsurlar barındıran bir kurum olduğu, bir suç örgütü olduğuna dair adeta sistemli açıklamalar gelirdi. Uludere gibi çok açık bir insanlık suçunda daha dün Cumhurbaşkanı Gül Genelkurmay'a güvenmek zorundayız. Herkes güvensin beyanatını veriyor. 19 Mayıs törenlerinin yapıldığı hafta Amerika'da gününü geçiriyor. Yine Başbakan Amerikan hükümetini zora sokmak için yapılmış bir haberdir, servis edilmiştir diyor. Amerikan hükümeti adına konuşur gibi. Genelkurmay'a kol kanat gerdiklerini, Genelkurmay'ı savunduklarını, Genelkurmay Başkanı'na kefil olduklarını görüyoruz. Bu kabul edilebilir. Saydam ve şeffaf bir soruşturma yürütülürse ortaya çıkacak sorumluların tespit edilmesini hep beraber sabırla bekleyebiliriz. Ama gizli olan bir özel yetkili mahkeme dosyası var ortada ve yoğun bir şekilde hükümetin Genelkurmay'a güven telkin eden açıklamaları var. Şimdi soruyoruz, birkaç yıl evvel orduyu böyle bütün birimleriyle zan altında bırakan, her olayda yüklenen, her ölümün sorumlusu gibi gösteren hükümet neden Uludere konusunda bu kadar vurdum duymaz bir tutum içinde? Benim kişisel kanaatim bunun sorumluluğu başbakana kadar uzanıyor. Başbakanın da onayıyla bu operasyon gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla üstü örtülüyor. Partili arkadaşımızın suç duyurusu da bence yerindedir. Zira Diyarbakır Savcısının bu dosyayı gizli bir şekilde 150 gündür sonuçlandırmadığı, titiz bir soruşturma yapmadığı, faillerden ifade almadığı, hiç kimsenin şüpheli olarak çağrılmadığı biliniyor. 34 tane ölü var ortada. Böyle bir soruşturmaya ben güvenmiyorum. Milletvekili arkadaşımızın, Uludereli annelerin, demokratik kurumların, partilerin suç duyurusunda bulunmalarının daha doğal bir şey olamaz. Sayın Aygün, son sözlerinizi de alalım. Neler söylemek istersiniz? Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Uludere ile ilgili olarak, ondan sonra da kapatalım. Biz 4 gün boyunca Tunceli, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da gezdik. 41 olayla ilgili olarak 68 kişiyi dinledik. Çocukları öldürülmüş anne babaları, anne babaları öldürülmüş çocukları, mesela Vedat Aydın'ın oğlu Felat Aydın'a, bir ilçenin tarandığı, Ekim 1993'te tarandığı olaylar hakkında 5 ayrı tanığı dinledik Diyarbakır'da, Lice olayları ile ilgili. Bu olayda dikkatimizi çeken yüzlerce evin, yüzlerce iş yerinin yandığı ve 36 yurttaşın öldürüldüğü gerçeği oldu. Bize kurbanlar aradan geçen 20 yıla rağmen hiçbir failin tespit edilmediğini, cezasızlığın sürdüğünü, devlet görevlilerinin işlediği cinayetlerden, katliamlardan dolayı bölgede soruşturma yürütülmemesi nedeniyle kamu kurumlarına güvenlerinin hala zayıf olduğunu bildirdiler. Adalet isteklerini bildirdiler. Her şeyin tazminat ilişkisine çevrilmeyeceğini, para ödemekle acıların giderilmediğini söylediler. Biz de notlar aldık. Toplam 18 saat boyunca kaydettik. Bu görüntüleri muhtemelen ileride bir daha hiç kimsenin ölmeyeceği bir Türkiye için rapora çevireceğiz ve sonbaharda İnsan Hakları Komisyonu olarak yayınlayacağız. 4 günlük gezi 20 yıllık acıların bile dün olmuş gibi taze yerinde durduğunu, kurban yakınlarının gözyaşları içinde hikayelerini anlattığını ve bu hikayelerin de Türkiye'nin barışına, demokrasisine bir katkı yapabileceğini hepimize gösterdi. Uludere konusunda acaba bir 20 yıl mı bekleyeceğiz? 20 yıl sonra mı Uludere'nin devlet tarafından gerçekleştirilmiş korkunç bir katliam olduğu, bunun sorumlularının şu kişiler olduğu, yargılanmadıkları 20 yıl sonra başka bir komisyon tarafından mı bölgede kaydedilecek? Dolayısıyla acil bir şekilde adalete ihtiyacımız var. Bu işin sorumlusu Genelkurmay Başkanı bile olsa herkesin yasa karşısında eşit olduğu, hesap verebilir olduğu bir Türkiye istiyoruz. Nitekim önceki Genelkurmay Başkanı şu an terör örgütü yöneticisi olmaktan
cezaevinde tutuluyor. Bugünkü Genelkurmay Başkanı'nın acaba bu olayda, 34 kişinin öldüğü olayda, bugünkü ordu kademelerinin, hükümetin sorumluluğu daha mı azdır? Hiçbir delilin olmadığı, insanların bilgisayarlarına virüs atılarak, program yüklenerek yapılan soruşturmalarda hemen tutuklandıklarını, Soner Yalçın gibi bir tanınmış yazarın 15 aydır cezaevinde olduğu bir Türkiye'de 34 Kürt köylüsünün ölümü cezasız kalabilir mi? Bunu bir vicdan kabul edebilir mi? Bence bu Şamil Tayyar'ın söylediği gibi Genelkurmay'dan bir tane askerin sorgulanmasıyla, onun savcı karşısına çağrılıp hesap istenmesiyle de çözülemez. Bunun siyasi irade içerisinde uzantılarının, hükümetin kontrolünde bir olay olduğu, operasyonun vahim boyutları dikkate alındığında başbakana kadar uzanabileceği öngörülebilir. Dolayısıyla hükümeti de aşan, hükümeti de bu işin içine dahil eden bir soruşturma lazım. Ama Diyarbakır savcısının ben böyle bir soruşturma yürüttüğünü, özellikle aldığı gizli kararından dolayı düşünmüyorum ve inanmıyorum. Acil bir şekilde adalete ihtiyacımız var. Biz de olayın parlamentoda, İnsan Hakları Komisyonu'nda, Uludere'de, Diyarbakır'da, Tunceli'de, Siirt'te, bölgede, İstanbul'da, her tarafta takipçisi olacağız. Çok teşekkür ederim. Ölen insanların yakınlarının rahat etmesi için, adaletin tesisi için, gidenlerin de mezarlarında rahat uyumaları için mücadele edeceğiz. Çok teşekkürler. CHP Tunceli Milletvekili, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Sayın Hüseyin Aygün. Aygün, dileriz biz de 20 yıl sürmez üzerindeki sis perdesi Uludere'nin bir an önce